vardı. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın Ezgi? Ben de iyiyim. Birazcık ben çünkü senden bölümünü anlatmanı istiyorum. Sosyoloji zaten yani toplumsal olan her şeyle bağlantılı bir bölüm. Yani bir sosyolojinin ne olduğunu açıklayacak olursak aslında toplumun her kurumunun, her ilişki biçiminin, her toplumsal ilişkinin ilişkiyi kapsayan bir bilim dalı diyebiliriz. Kendi metotlarıyla tabii inceleme yapan, yani bir metot bilgisi de gerektiren bir bilim aslında. Türkiye'de sosyal bilimler maalesef hani çok değerli görülmüyor ancak sosyoloji bölümü okumak aslında her alanla bir ilişki kurma avantajı sağlıyor. Ki benim yüksek lisansım da kent çalışmalarıyla alakalı bir alanda yaptım ben ve şehir bölge planlama bölümünde yaptım yüksek lisansımı. Yani bu da aslında şunu gösteriyor ki aslında fen bilimlerinin bir parçası olan bir bölüm olmasına rağmen sosyoloji mezunu olabilmek böyle bir farklı bir alanda dahi yüksek lisans yapma fırsatı verebiliyor size. Sosyoloji tabii her alanla ilişkili bir bilim dalı olduğu için aslında tamamen sizin tercihlerinize, hayatta ne yapmak istediğinize bağlı olarak bir sürü farklı alanda çalışma imkanı veriyor. O yüzden araştırma, yani kent çalışmalarının da elbette bir parçası. Yani doğrudan ilişki var dersem hani tartışılır ama araştırma da ayrıca, hani araştırmayı da anlatayım ne olduğunu. Araştırma da aslında o da her alanla ilişkili. Yani ben şu anda meslek hayatımda birbirinden o kadar farklı konularla ilgili çalışıyorum ki yani bu işte sanayi de bunun bir parçası, reklam sektörü de bir parçası, FMCG dediğimiz işte kısa tüketim, hızlı tüketim malları da bunun bir parçası. Aslında dünyada olan her şey araştırmanın bir parçası. O yüzden sosyoloji ile araştırma birebir ilişkili, birbirini kapsayan iki alan. Bu yüzden aslında tabii kent çalışmaları benim sosyoloji harici yani araştırma haricinde hayatımın önemli bir kısmı olan kent çalışmaları ve sivil toplum tarafını biraz ilişkili. Çünkü biz yüksek lisansta birlikte okuduğumuz arkadaşlarla birlikte bir kent derneği de kurduk. Bir sivil toplum kuruluşu da kurduk, Sokak Bizim diye. O yüzden aslında hani sosyolog olmak hayatın bir sürü farklı alanında bir sürü noktaya temas etmeyi sağlayan çok güzel bir bölüm. Ama tabii Türkiye'de sosyal bilimler deyince hani yani meslek olarak sosyal bilimler çok düşünülmez genel olarak. Oysa sosyoloji birazcık meslekler üstü bir yerde duruyor. Ve siz herhangi bir iş yapmak istediğinizde, herhangi bir alanda çalışmak istediğinizde sosyoloji okumuş olmanın kesinlikle çok büyük faydası olduğunu söyleyebilirim. Yani aslında hani sosyolojiyi bitirip üzerine yapacağın yüksek lisans Tabii. senin çalışacağın sektörü alanı etki edebilir. Yani kendin seçebilirsin ondan sonrasında. Özellikle sosyal bilimlerle alakalı bir şeyse ya da işte gerçi Yani şehir bambaşka bölgesinde alanlar da olabilir. Yani birkaç bambaşka örnek vereyim. da Mesela diyelim ki sanat sizin ilgi alanınız. Sanat sosyolojisi zaten sosyolojinin alanlarından biridir. Sanatla ilgilenirken sosyoloji okumuş olmanın çok faydası olabilir. Veyahut tasarım, reklam gibi alanlar, biraz daha yarı kreatif olarak tarif edebileceğimiz alanlarda mutlaka bir sosyolog olduğunda çok büyük fark yaratan tasarımlar veya çok büyük fark yaratan metinler, reklamlar görüyoruz. Mimaride yine sosyolojide çok birebir bağlantılı. Herhangi bir kent tasarımında veya herhangi bir alan tasarımında oranın kendine özgü kültürünü, koşullarını veya insanların beklentilerini anlamak için yine sosyologlara ihtiyaç duyuluyor. Bugün devlet herhangi bir alan için mesela bir sosyal etki raporu veya çevre etki raporu yazacağı zaman mutlaka sosyolog imzası gerekiyor bu metinlerin altında. Yani toplumun ne beklediği, ne istediği, kültürel olarak nasıl özellikleri olduğunu tespit etmek edilmesi gereken her meslekte mutlaka sosyologlar yer almalı. O yüzden geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Yani Her benim alanda. küratör olan arkadaşım da var sosyoloji mezunu Ha, ne kadar olup. güzel. Kamuda çalışan da var. Yani çok geniş bir alan, geniş bir yelpaze.
sosyoloji bölümünden genel olarak bahsettin. Çok da güzel bahsettin. Hı-hı. Teşekkür ediyorum. Peki bu bölüme girmeden önce bilinmesi gereken neler var sence? Yani bir bölümü tercih ederken kişinin Hı-hı. hani ilgisine göre seçmesi gerekiyor ya da yapabileceklerine göre seçmesi gerekiyor. Sana göre Hı-hı. hani birisi neden sosyoloji seçmeli? Çok güzel soru. Şimdi meslek seçimi veya okunacak bölüm seçimi iki ayrı aslında karar isteyen bir şey. Önce gerçekten kişi ne yapmak istediğini birazcık düşünmeli. Fakat hani sosyoloji tabii ki bir mühendislik gibi işte makine mühendisi çıktığında makine mühendisi olur. Yani mesleği birebir budur. Oysa sosyoloji farklı meslek alanları, önünüzde farklı meslek alanları açan bir şey. Yani direkt sosyolog olarak istihdam edilmek de mümkün tabii ki çeşitli işte kamu kuruluşlarında. Fakat birçok farklı şey yapma imkanı veriyor. Neden bir insan sosyoloji okumalı? Yani öncelikle birazcık dünyayı anlamak, yaşadığı ülkeyi anlamak gibi bir derdi ve bununla ilgili bir ilgisi varsa sosyoloji Hı-hı. çok önemli bir bölüm. Aynı zamanda birazcık tarihsel olarak dünyanın nereden nereye geldiğini, hangi aşamalardan geçtiğini, insanlık medeniyetinin hangi aşamalardan geçerek bugüne geldiğini de merak ediyorsun. Mutlaka sosyoloji okuyabilir. Ama tabii ki hiçbir bölümü tek başına okumak yeterli bir şey değil. Çünkü ben hep şunu söylemişimdir. Hani benimle çalışan daha genç insanlara da hep şunu söylemişimdir. Biz size ancak yani lisans bölümlerinde de veya herhangi bir yere yeni başladığınızda ancak metodu anlatabiliriz. Yani bu işi nasıl yapılabileceğini anlatabiliriz. Nasıl yapacağı kişinin elinde. O yüzden hani çok net bir şekilde buradan çıkınca bu işi yaparsın diyebileceğimiz bir şey değil. Ama bu aynı zamanda bir fırsat. Bu hani farklı alanlarda çalışabilme imkanı veren çok fazla bölümde yok açıkçası. Şimdi sosyoloji mezunu olunca birazcık da somut olarak neler yapabilir mezun olanlar onu konuşalım. Şimdi sosyolojinin temel olarak çalıştığı aslında alan sosyal olanla ilişkili bütün alanlar. Mesela devlet içerisinde hemen hemen her kurumda yani devletin bütün bakanlıklarında sosyolog kadrosu mutlaka vardır. Birkaç örnekle anlatayım. Ben meslek hayatımın STK'da çalışırken ki döneminde yani araştırmanın STK tarafındayken çevre araştırmaları yaptım. O yüzden Çevre Bakanlığı, Tarım Bakanlığı benim birebir çalıştığım bakanlıklardı ve orada da sosyolog kadrolar vardı. Veya eskiden işte iyice zaten yaşımı söyledim artık yaşım ortaya çıkacak demeyeceğim de Devlet Planlama Teşkilatı veya Kalkınma Bakanlığı gibi istatistikle uğraşan şu an TÜİK bütün istatistikle şey yapıyor. İstatistikle uğraşan alanlar yine sosyologların direkt çalışma alanıdır. Bunun dışında öğretmenlik elbette bir parçası ama tabii sosyoloji direkt öğretmen yetiştiren bir bölüm değildir. Bu yani dönem dönem formasyon mevzuatlarına göre sosyologlar öğretmen olabiliyor ya da olamıyor. Bazen ek bir eğitim, formasyon eğitimi almak gerekiyor. Eskiden gerekmiyordu. Bu değişken bir şey ama direkt öğretmen mezun eden bir şey değildir ama o da bir çalışma alanıdır. Yine rehber öğretmenlik olabilir. Bir diğeri de sosyal hizmetler kısmıdır. Sosyal hizmetler sosyoloji mezunlarının direkt iş bulduğu, istihdam edildiği alanlardan biri. Bu da Aile Bakanlığı olmasa da danışman olarak çalışabiliyorlar. Bir danışman kadroları var. Bu yüzden hani Aile Bakanlığı'nın son ismini artık karıştırdım ama çalışma da oraya bağlandı galiba. Orada da hani istihdam edilebiliyorlar. Aslında hani kamuda çalışmak için sosyoloji mezunu olmak bir yani her yerde bir kadro var. Hı hı. Bunun dışında ben kendi çalıştığım alandan biraz bahsedeyim. Yani araştırma alanından. Araştırma sosyolojinin daha birinci sınıftan itibaren size öğrettiği bir alandır. Çünkü sosyolojinin bir aracıdır araştırma. Sosyoloji yapmanın bir aracıdır. O yüzden daha birinci sınıftan araştırma metotlarını öğrenmeye başlarsınız. Konunuz toplum olduğu için de yani bütün öğretim hayatınız, öğrenim hayatınız toplumu incelemek üzerinden geçtiği için araştırma çok birincil bir çalışma alanıdır sosyoloji mezunlarının. Ve ben hani araştırmanın farklı aşamalarında çalışmış biri olarak yani hem işte sivil toplum tarafında hem marketing tarafında
sosyoloji okumuş olmanın sağladığı avantajları çok fazla yaşıyorum araştırma dünyasında. Çünkü sosyoloji aynı zamanda bir entelektüel birey olarak çıkmanızı sağlar. Tabii sizin de buna emek harcamanız lazım. Doğal olarak hani bir işte dünyanın nereden nereye gittiğini, ülkenin nereden nereye gittiğini tarihsel olarak, ekonomik olarak, politik olarak farklı perspektiflerden inceleyerek mezun olduğunuz için araştırma yaparken de ülkeyi anlamak, insanları anlamak, dünyayı anlamak çok daha kolay oluyor. Ama burada tabii ki önemli olan şu, okuyan kişinin bu geçireceği 4 sene boyunca kendini ne kadar entelektüel olarak geliştirdiği tabii burada çok kritik bir şey. Ama Tabii. sosyoloji entelektüel olarak kendini geliştirmeniz için her türlü imkanı sunan bir bölüm. Çok fazla kaynakla karşılaştığınız, çok fazla okuma yaptığınız ve böyle bir hani imkan sağlayan, mezun olduğunuzda gerçekten kendinize ülkenin belli bir noktada yani entelektüel olarak geliştirmiş, kültür olarak kendini geliştirmiş bir birey olarak mezun olduğunuzu hissediyorsunuz. Bu da her çalıştığınız alan ne olursa olsun size mutlaka bir ekstra bir şey katıyor. O yüzden hani sosyoloji okumak bireysel gelişim açısından da, kişisel gelişim açısından da çok fazla katkı sağlıyor diyebilirim. Veriyle ilişki kurmanızı sağlayan bir eğitim almak bir sosyal bilimci olarak çok büyük bir avantaj. İstatistik bilmek de size birçok kapıyı açabilir. Aynı zamanda hani artık tamamen hayatımız veriler üzerine kurulu. Her alan, hangi alanda çalışırsak çalışalım. Yani bugün mesela siz sizi izleyen kişilerin, bugünkü yayını izleyen kişilerin işte sosyoekonomik profilini veya bazı özelliklerini veriler üzerinden raporlayabilirsiniz kendinize. Ve işte ya biz acaba hangi kitleye ne karşı karşıyayız, hangi kitle bizi izliyor yine bunu analiz edebilirsiniz. Bunların hepsi istatistiğin bir parçası. Araştırma ile istatistik yani sosyolojinin bağında istatistik çok çok önemli. Kantitatif çalışacaksanız eğer, yani bir kantitatifçi deriz biz, kantitatifçi olacaksanız istatistik tabii iyi bilmeniz gerekiyor. Ama hani araştırma şöyle bir şey, bu işin veri analiz kısmı yani data analizi kısmı da özel olarak bu konuda uzmanlar da çalışan, yani gerçekten istatistikçiler de çalışır. Ama siz bir araştırmacı olarak mutlaka temel istatistiği bilmeniz gerekiyor. O açıdan sosyoloji bölümlerinde bu branşın da öğretiliyor olması yani çok büyük avantaj. Kalitatif dediğimiz taraf yani nitel Türkçesi. Yani ben de hani öğrenirken nitel diye öğrendim. Sonra piyasada bunun kalitatif dendiğini öğrendim sonradan. O da aslında çok keyifli bir alan. Ben de uzun süredir kalitatif tarafta çalıştığım için severek çalıştığım bölüm. İnsanları birazcık daha dinleme ve anlama üzerine kurulu bir alandır araştırmanın. O yüzden daha çok kullandığımız teknikler, işte derinlemesine görüşmeler, fokus grup gibi araştırma teknikleri kullanırız. Bu da aslında araştırdığınız konu ile ilgili içgörüleri anlamaya çalışan, biraz keşfedici, keşfetmenizi sağlayan bir bölümü araştırmanın. Zaten hani bu öyle bir şey ki Ezgi, hani araştırma içine girdikten sonra o bilme ve öğrenme merakı, insanları anlama merakı artık içinize işleyen bir şey oluyor ve günlük hayatınıza da sirayet ediyor. Yani biriyle sohbet ettiğinizde, Mutlaka. atıyorum bir taksiye bindiğinizde, bir yerde oturduğunuzda oranın hikayesini, o kişinin hikayesini anlamaya çalışmak çok keyifli bir alanı araştırmanın. Maalesef hani Türkiye'de araştırma dünyasında sosyolog çok fazla yok. Bu da çok ilginç yani marketing tarafında özellikle. Bu da ilgi çekici bir şey. Çünkü ben şuna bağlıyorum. Çocuklar mezun olmadan önce araştırma dünyasıyla bağlarını kuracak iletişim veya ilişkiler yok maalesef. Akademiyle piyasadaki araştırma arasında böyle ilişki çok az. Ben de meslek hayatım boyunca bu ilişkiyi kurmak için çok uğraşmış biriyim. Daha önce üniversitelere gidip çocukların sosyoloji bölümünden çıktıktan sonra araştırmada çalışabileceğini anlattığım çok fazla program etkinlik oldu. Ve hatta gittiğim üniversitelerden sosyolog istihdam da ettim. Kendi Ne kadar ekibimde de güzel. çalıştırdım. Bu benim kendi mesleğime bir borcum olarak hissediyorum. O yüzden her zaman sosyoloji mezunlarını araştırma dünyasına katmak, en azından staj yapmalarını sağlamak, en azından bir ortamı görmelerini, araştırmanın nasıl olduğunu görmelerini sağlamak için özel bir çaba da sarf ediyorum. Ve direkt yeni mezun olmuş sosyologları çalıştırmayı da çok seviyorum. Çünkü o kadar hani açık ve öğrenmeye açık durumda oluyorlar ki
Çok da keyifli iş arkadaşlarım oldu sosyoloji mezunlarından. Böyle bir misyon edindim yani marketing tarafında sosyologlar çalışsın diye. Güzel işler başarmışsın kendi mesleğin adına. Tebrik ediyorum o anlamda. Yani elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çünkü birebir ilişkili olmasına rağmen bu kadar az sosyolog istihdam edilmesi tabii çok talihsiz bir şey. Ülke için de çok talihsiz bir şey yani. Doğru söylüyorsun. Peki bu noktada üniversite yeterli mi diyeceğim? Hani bir yere kadar yeterli. Yöntemleri öğreniyorsun. Hani en azından dil tarihi özelinde alana çıkıp uygulamayı da öğreniyorsun. Hani onun haricinde yeterli mi sence? Yeterli değil. Hiçbir bölümü okumak tek başına yeterli değil çünkü. Lisans eğitimi sadece size o mesleği nasıl yapmanız gerektiğine dair temel bilgileri verir. Ama sosyoloji gibi alanlar tamamen sizin kendinizi geliştirme ve merak duyduğunuz alana dair kendinizi geliştirme ile alakalı bir şey. Ben tezimi Kent üzerine yazmıştım ve Kent konusunu çok merak ettiğim için onu merak etmeye devam ettim. Yani bu aslında felsefe bölümünde çok felsefenin çok temel bir sorusu aslında bilgi sevgisidir felsefenin işte sofos şeyi Yunanca baktığınızda bilmeyi sevmektir daha doğrusu. Sosyoloji de biraz öyle. O merak ve bilgi şeyini aşılayabilirlerse size zaten sürekli kendinizi geliştirmeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Onun dışında tabii ki mesleki olarak işte çok standart şeyler ama işte yabancı dil öğrenmek, farklı ülkelere fırsat bulunursa gitmek, oranın değişik kültürlerini öğrenmek tabii ki çok önemli şeyler. Onları bir kenara bırakıyorum ama onun dışında kişisel olarak ilgi duyduğunuz, merak ettiğiniz alana dair bol bol okuma yapmak gerekiyor. Benimle çalışmaya başlayan genç arkadaşlarıma hep şu öneriyi veririm. Senle de geçen sohbet ederken söylemiştim. İçinde bulunduğun toplumu anlamanın birçok yolu var. Bunun bir kısmı temas etmek, yürümek, sokaklarında dolaşmak, birazcık yaşamak yani. Ama bir diğer kısmı da ülkenin kültürünü anlamaya çalışmak, halk kültürünü. Bunun da çok temel şeylerden biri roman okumaktır. Ben hep şunu derim. Eğer işte kırsal alan çalışacaksanız çok iyi Yaşar Kemal okumuş olmanız gerekir. Veya Kemal Tahir okumanız gerekir. Veya üst sınıf üzerine bir araştırma yapacaksanız o zaman iyi bir Orhan Pamuk okuyucusu olmanız gerekir. Orta sınıfı merak ediyorsanız Orhan Veli şiirlerini mutlaka okumuş olmanız gerekir gibi gibi. Yani aslında tek bir alanda değil. Bu bir entelektüellik inşası. O inşayı ne kadar kuvvetli yaparsanız mezun olduğunuzda o kadar kendinizi daha hazır hissedersiniz. Peki sence mesela artıları, eksileri neler? Bunu da Yani artılarını bol bol merak ediyorum. saydım galiba ama Evet. eksilerinden biraz bahsedeyim. Birazcık gerçekçi dünyaya dönelim. Türkiye'de sosyolog olmak tabii kolay bir şey değil. Sosyolog olup böyle ha deyince, yani sosyolog unvanı ile hemen böyle bir şeyler başarmak çok şey değil. Çünkü aslında sosyolog unvanı öyle hani her mezun olan sosyolog unvanı ile mezun oluyor. Oysa sosyologluk biraz daha çaba isteyen bir şey. O yüzden bir süre hangi sektöre girerseniz girin çok tepeden başladığınız bir alan değil açıkçası. Yani araştırmaya da girdiğinizde çok temelden başladığınız ve yani bir makine mühendisi gibi belli bir kaşeyle başladığınız bir iş değil. Birazcık kendinizi geliştirmeniz ve kişisel gelişiminizle bağlantılı olarak yükselebilirsiniz. İkincisi herkes sosyolog Türkiye'de. Çok klasik bir şey söyleyeyim ama yani herkesin ülkedeki Söylediği yaşanan bir şey duruma, var. toplumsal olaylara dair söylediği bir şey var. O yüzden sanki çok ekstra bir şey değilmiş gibi görünebilir ama tabii bu başlı başına bir uzmanlık ve şey işi. Bir de tabii genel olarak Türkiye'de sosyal bilimlere verilmeyen değer bunun bir parçası olabilir. Aslında ülkenin en çok ihtiyacı olan alanlardan biri sosyoloji. Her alanda eğitiminden tutun şeye kadar politik kararlara kadar. Ama gerekli değer verilmiyor. Bu da sosyal bilimlere gerekli değer. Yani bu Türkiye ilginç bir şekilde bir mühendis ülkesidir. Senin belki tevellütün yetmez Ezgi'cim ama eski yöneticilerin hepsi yani bugün hepsini sayalım işte Demireller, Erbakanlar, işte Özallar hepsi mühendis kökenlidir. Doğru. Sosyal bilimci yönetici bir tek Bülent Ecevit vardır o da lise mezunu gerçi ama
sosyal bilimler üzerine uzmanlaşmış biridir. Onun dışında hep mühendistir. Bu Türkiye bir mühendis ülkesidir. Ama işte geldiğimiz şeyde baktığımızda aslında ihtiyaç olan bir sosyal bilimci bakış açısı olduğunu da görüyoruz. Çok da Peki şey genel yapmıyor olarak sosyoloji bölümü okumak isteyenlere söyleyeceğim neler var? Hatta okuyanlara da dahil. Birinci şey, araştırmayla bağlarını mutlaka sıkı tutsunlar. Çünkü sosyolojinin ana çalışma alanı araştırmadır. Ve hadi biraz daha somut bir fayda da söyleyeyim. Sosyolog olarak mesleğinizi icra ederken iyi para kazanabileceğiniz alan da araştırmadır. Onun dışında sosyolojinin hiç bitmeyen bir şey olduğunu bilmeleri gerekiyor. Yani öyle 4 sene okuduktan sonra sosyoloji bitmiyor, orada kapanmıyor. Zaten 4 senenin sonunda şöyle bir hisle mezun olacaklar. Ya okumam gereken ne kadar, öğrenmem gereken ne kadar çok şey var hissiyle şey yapacaklar. Bunu bir huy haline getirirlerse öğrenmeyi bu süre boyunca çok keyifli bir yaşam onları bekliyor olur sosyoloji okumuş insanlar için söylüyorum. Onun dışında da girmiş ve ya ben sosyolojiye girdim ne yapacağım şimdi diyen arkadaşlar vardır mutlaka. Çünkü biz de okurken hani acaba biz ne yapacağız şimdi falan diyorduk. İnanın yapacağınız çok fazla şey var. Yeter ki ne yapmak istediğinize karar verin. Sosyolojinin mutlaka onunla bağlantısı vardır. O bağlantıyı kurmak da zaten bölüm bitene kadar bir şekilde ortaya çıkacaktır.